Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Hi-Low RS5 akıllı saati inceleyeceğiz. Yeni çıkan bir model gerçekten çok güçlü özelliklere sahip bir model ve gerçekten kullanımı çok kolay, çok rahat ve beni en çok mutlu eden özelliği telefon görüşmelerinde sesin çok net gelmesi ve karşı tarafa çok net olarak gitmesi. Saatte en sevdiğim özellik bu kesinlikle bunu söyleyebilirim. Saatle ilgili yaşadığım sıkıntıları, saatin özelliklerini sıkıntıların çözümlerini ve ne gibi artıları eksileri var her bir şeyi bu video içeriğinde beraber inceleyeceğiz. Haydi başlayalım. Gördüğünüz gibi bir kutusu bulunmakta. Ön tarafında RS5 yazıyor. Şöyle yakından da sizlere göstereyim. RS5 ve saatin fotoğrafı var. Arka tarafında saat özellikleri yazılmakta. 2.01 inçlik amoled bir ekranı var. 410 x 502 dpi'lik bir çözünürlüğe sahip bu ekran. Ayrıca 150 tane Spor modu bulunduğu aynı şekilde burada yazıyor ve gerçekten içerisinde bir sürü spor modu var. Bluetooth call diyor, Bluetooth aramayı destekliyor. Yani bu saatten içerisinde kaydedeceğiniz veya kaydetmeyeceğiniz numaraların tamamından arama yapabiliyorsunuz. Gelen aramaları buradan cevaplayabiliyorsunuz. Bir sim kart özelliği yok. Tamamıyla telefondan bağlanılarak Bluetooth ile aramalarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve dediğim gibi ses kalitesi gerçekten muazzam. Voice Assistant özelliği var diyor fakat ben bu özelliği akıllı saatlerde kullanmaya çok fazla alışamadım. Apple'ın Watch'unda kullanıyordum fakat bu Android e, asistan özelliğini çok fazla kullanmadığım için bu saatte de kullanmadım. Fakat çalıştığı zaten net bir biçimde görülüyor. Telefon ile bağlantı konusunda bir kopma yaşamadığı için sürekli olarak bağlantı sağlanıyor ve siz asistan düğmesine bastığınız zaman direkt olarak telefonunuzdan Android'in asistanını açıyor ve bu şekilde kontrol sağlayabiliyorsunuz. Apple cihazlarda asistan nasıl kullanılıyor açıkçası şu an bir Apple cihaz kullanmadığım için bununla ilgili net bir yorum yapamayacağım ama Android asistanıyla çalışıyorsa bence Siri ile de rahatlıkla çalışacaktır. 9 günlük yoğun kullanımda şarjının dayandığı, 20 günde basit kullanımda dayandığı yazılmış fakat bunu şu şekilde ben düzelteyim. Ben yoğun bir kullanımda bütün özelliklerini aktif hale getirdiğimde bana 5 gün dayandı. 5. günün sonunda artık şarj istemeye başladı. Nasıl yoğun bir kullanım? Aralıksız telefon görüşmeleri yapıyorum gün içerisinde ve her birini bu saat üzerinden gerçekleştirdim. Yani burada bahsettikleri bu 9 günlük yoğun kullanım muhtemelen benim kullanımıma eşdeğer değil çünkü ben ultra yoğun bir biçimde kullandım ve 5 gün gayet iyi bir biçimde dayandı. Hiçbir telefona bağlamazsanız sadece şarj edip saati kolunuza takıp basit özelliklerini kullanacak olursanız da 20 günlük bir kullanım süresi verilmiş. Muhtemelen 20 günde dayanacağını düşünüyorum. Şimdi ben bu saatte yaşadığım sıkıntıyı ilk etapta sizlere anlatacağım. Ardından nasıl çözüldüğünü de söyleyeyim. Birçok kişi bu Haylo'nun saatleriyle ilgili aslında yorum yapmış. Özellikle uygulama mağazasında Google Play Store'da bağlantı yapılamadığını söylemişler. Fakat bunun bir çözümünü ben kendimce buldum. Daha doğrusu çok rastlantı eseri oldu. Çok fazla akıllı saat denemesi yaptığım için telefonumda dolayısıyla birçok saatin uygulaması bulunmakta. Bu uygulamalar meğer bu Hilo'nun akıllı saat uygulaması ile çakışıyormuş. Bu yüzden de bağlantı esnasında telefonunuz saati kesinlikle görmüyor. Eğer farklı akıllı saat uygulamaları telefonunuzda yüklüyse onların her birini kaldırın. Çünkü ben izinlerini kaldırmaya çalıştım. Bütün izinlerini kaldırsam dahi maalesef bağlantı olmadı. Her bir akıllı saat uygulamasını kaldırdıktan sonra bir kez daha deneyeyim dedim. Çünkü yoğun bir iletişim halindeydik firmayla da. Kaldırdım ve direkt olarak saatte bağlantı sağlandı. Bunu da nasıl gördüm? Farklı bir telefonda da deneyeyim dedim. Hiçbir uygulama yüklü olmayan bir başka telefonda yüklediğimde direkt olarak saati buldu ve dolayısıyla bağlantı da bu şekilde sağlanmış oldu. Yani siz eğer saatte bir bağlantı sorunu yaşıyorsanız dediğim gibi başka bir akıllı saat uygulaması telefonunuzda var ise bunu silecek olursanız bağlantı ile ilgili hiçbir problem yaşamayacaksınız. Kutu içeriğinden çıkan iki farklı kordon var ve kutu içeriğinden şu şekilde ekranına bir yapışkanla Geliyor bizlere ayrıca kutu içeriğinden dediğim gibi iki farklı kordon çıkıyor ya kordonun bir tanesi bu şekilde diğer biri de şu kolumda görmüş olduğunuz yeşilli cırt cırtlı bir kordon zaten biraz sonra yakından da göreceksiniz. Şarj olma süresi de ortalama olarak 1-1.5 saat civarında bu 1-1.5 saat içerisinde de sıfırdan %100 şarj etme işlemini sağlıyor. Şimdi saatin yakın çekimde ne gibi özellikleri var görelim ardından uygulamasına neler var birlikte bakalım. Öncelikle size saatin kutusunu göstereyim. Bakın burada gördüğünüz gibi parlak bir şekilde RS5 yazısını görebiliyorsunuz. Saatin burada bir fotoğrafı var. Ayrıca arka tarafını çevirdiğinizde de gördüğünüz gibi burada bütün özellikleri yazılı bulunmakta. İçerisinden çıkan kordonlardan bir tanesi tam olarak bu şekilde normal standart silikon yapılı hafif esnek bir kordon. Bunun arka tarafına baktığınız zaman saatin bağlantısının şu şekilde yapıldığını görebiliyorsunuz. Yani şu şekilde olan bütün kordonları bu saate uydurabiliyorsunuz. Bir kordon bu şekilde. Diğer kordon da böyle gördüğünüz gibi cırt bir yapıya sahip ve ben bunu çok beğendim. Çok da rahat bir kordon. Şöyle yaptığınızda tutunuyor ve esnekliği de yeterli seviyelerde. Çok esnek değil, çok gevşek de değil ya da çok sıkı da değil. Gayet kolunuzun rahat edebileceği bir şekilde kullanılabiliyor. Şarj aletinize gelecek olursam bakın gördüğünüz üzere şu şekilde bir giriş bir tarafı da USB'li bir giriş olarak karşımıza çıkıyor. Bu kordon da keza diğeri gibi aynı şekilde geçmeli. Bu şekilde cırt cırtlı bir özelliğe sahip. Bakın şarj kablosunu şuraya yaklaştırdığınızda otomatik tutunuyor ve gayet de güçlü olduğunu söyleyebilirim. Güçlü bir biçimde tutunuyor. Şimdi saate gelecek olursam ekranı gördüğünüz gibi gayet aydınlık. Bu güneş ışınlarında da kesinlikle bir parlama ya da kararma gibi bir şey yapmıyor. Rahatlıkla görebiliyorsunuz. Saat kadranı seçenekleri uygulamada gayet çeşitli, uygulamadan değiştirilebiliyor. Şu an bir telefonla bağlı olduğu için üst tarafında şurada telefon simgesini görüyorsunuz. Ayrıca şurada da bağlantı yapıldı simgesini görebiliyorsunuz. İlk etapta şunu göstereceğim. Aşağı çektiğiniz zaman şöyle bir menü karşımıza çıkıyor. Saatin burada şarjı yüzdesel olarak yazıyor. Burada aramanın aktif olduğu, ayrıca şurada rahatsız etme modu, burada da saatin ekranının parlaklığını artırıp azaltabileceğiniz mod bulunmakta. Şu an böyle kısıkta tutuyorum. Şuna bastığınızda sessiz moda geçiyor. Kesinlikle bildirim almıyorsunuz. Şu görmüş olduğunuz özellikle saati kaldırdığımda ekran açılısının özelliğini aktif edip deaktif etmeye yarıyor. Tekrardan buraya geldiğimde buradan menü stilini değiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz stilde ayarlanabilmekte. Ben bunu genellikle şu şekilde tutmayı tercih ediyorum. Bu şekilde daha çok hoşuma gidiyor. Bunu bir kez yana kaydırdığım zaman burada telefonumu bul özelliği var. Şu an telefonla bağlantısı var. Bastığımda şu an gördüğünüz gibi telefonuma hemen bir bildirim gönderdi. Telefonu böylelikle kaybettiğinizde evin içinde bulabiliyorsunuz. Şurada bir el feneri var. Bu el feneri modunu da aktif ettiğinizde karanlık ortamlarda gerçekten aydınlık sağladığını görebilirsiniz. Kapatmak için bir kere açmak için bir kere basmanız yeterli. Burada ultra güç tasarruf modu var. Bunu aldığınız zaman saatin ömrü sanırım burada denildiği gibi 20 güne kadar ulaşabiliyor. Ancak bu saatin şarjı %10'a düştüğünde de otomatik olarak açılıyor ve bu açıldığında saatin arama bağlantısı kopuyor sadece Bluetooth ile bağlantı kalıyor. Ayarlar kısmına girdiğimiz zaman burada saatin arayüzü, teması, parlaklık, ses ve titreşim gibi özelliklerini görebiliyorsunuz. Yalnız buna biraz sonra geleceğim. Şu kısmı yukarı tekrardan çektiğimde tekrardan saat yüzüne ulaşıyoruz. Bir kez sola çekiyorum. Burada aynı şekilde arama, mesajlar, uyku modu ve ayarlar modunu ekranda görebiliyorsunuz. Ayrıca tarih ve saat bilgileri de burada var. Saat konum verilerini alarak ayrıca hava durumu verilerini de aktarabiliyor. Tekrar bir kez sağa kaydırdığımda burada günlük egzersiz bilgilerini Yaktığınız kalori attığınız adıma kadar her şeyi görebiliyorsunuz. Bir kez daha saat çektiğimde burada uyku takibini görebiliyorsunuz. Şimdi saati koluma taktım. Bir kez daha sağ çektiğim zaman burada kalp atış monitörünü görebiliyorsunuz. Kalp atış monitörü aktif olduğunda saatin arka tarafındaki yeşil ışıklar yanıp sönmeye başlıyor ve bu şekilde kalp atışınızı ölçüyor. Ölçümü doğru olarak yapıyor. Şu an mesela hızlı konuştuğum için bir tık da kalp atışım yükseliyor. Bu yüzden de burada anlık olarak veri değişimlerini görebiliyorsunuz. Aşağı doğru çektiğim zaman burada son 7 gün içerisindeki kalp atış verilerini de görebiliyorsunuz. Ayrıca bu veriler saatten telefonda aktarılıyor. Bir kez daha çektiğimde bastığımda kandaki oksijen seviyesinin ölçümünü yapıyor ve bunu da aynı şekilde telefonda uygulamada kayıtlı olarak tutuyor. Bunu isterseniz telefondan ayarlayarak günün belirli saatlerinde hem kalp atışını hem de kan oksijenini ölçsün diye ayarlayabiliyorsunuz. Bakın burada da oksijen miktarını bu şekilde ölçüyor. Mod dediğin şeyi bunu anlayamadım. Buna basıyorsunuz böyle gülen surat ağlayan surat falan bir şeyler çıkıyor ama bu Anladığım kadarıyla stres seviyenizi ölçüyor ama nasıl ölçüyor, ne derece doğru ölçüyor onu açıkçası bilmiyorum. Bir kez daha sağa kaydırıyorum. Burada kan basıncının ölçüldüğü kısım var yani tansiyon kısmı var. Burada hava durumunu görüntüleyebiliyorsunuz ve bir kez daha kaydırdığımda buraya istediğiniz bir bileşeni ekleyebiliyorsunuz. Mesela günlük egzersiz, uyku, kalp ritmi, kan oksijeni, mod basınç gibi şeyler zaten var. Telefon spor modları, müzik, nefes alıp verme hızı gibi şeyleri de buraya ekleyebiliyorsunuz. Tekrardan geldim. Aşağıdan yukarı çektiğim zaman burada size gelen bildirimlerin her birini görebiliyorsunuz. WhatsApp mesajları olur, Instagram bildirimleri olur ya da telefonunuzdan ayarlayacağınız her türlü bildirimi oradan görebiliyorsunuz. Yan tarafındaki kol şu şekilde çevirmeli bir kol ve basmatik bir kol. Bastığınızda ekran açılıyor. Bu şekilde çevirdiğinizde temalar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Ayrıca bir kez basıp menüye girdiğinizde bu şekilde çevirerek de yukarı aşağı yapabiliyorsunuz. Ayrıca ekrandan da pek tabii ki bu yukarı aşağı kontrol edebiliyorsunuz. Akıcılık konusunda çok iyi diyemeyeceğim. Yani bir tık şöyle hafiften takılıyor gibi bana geliyor. Ancak yani bu çok problem mi? Açıkçası özelliklerini de baz alacak olursak değil. Telefon kısmına geldiğim zaman burada isterseniz kişilerim kısmında mesela ben şu an eşimin telefonuna bağladığım için my husband olarak burada benim numaram yazıyor. İsterseniz telefonunuzdan kayıt edeceğiniz 30 tane numaraya buradan erişebiliyorsunuz. İsterseniz de tuş takımı kısmından numarayı çevirip aramaya basıyorsunuz ve görüşmeyi yapabiliyorsunuz. Şimdi burada ben saatten kendi telefonuma bir görüşme yapacağım. Gördüğünüz gibi çalma böyle. Sesimi saatten duyuyorsunuz. Yakınlık gördüğünüz gibi mikrofon da bu şekilde. Aslında çok yakın koydum fakat uzağa aldığım takdirde de ses gayet net duyulabiliyor. Şimdi tam tersini gerçekleştireceğim. Şu anda da saatten konuşuyorum. Gördüğünüz gibi ses kalitesi bu şekildeydi. Telefon etme kısmını bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Arama geçmişinize buradan ulaşabiliyorsunuz. Günlük egzersiz dediği şeye de burada ne kadar egzersiz yaptıysanız attığınız adımlardan yaktığınız kalorilere kadar her bir veriyi burada görebiliyorsunuz. Kalp ritmini zaten az önce göstermiştim. Basınç ve basıncı da az önce gösterdiğim için onu da geçiyorum. Spor modları kısmına geldiğimizde bakın açık hava koşusu kapalı alan koşusu burada bir sürü spor modu var ve her birisinin altında da başka modlar da var. Başka kısmına geldiğimde burada gördüğünüz gibi birçok spor modu bulunmakta. Bunları aktif olarak kullanabilir ve uygulama üzerinden de spor kaydınızı yapabilirsiniz. Spor kaydı kısmına geldiğimde de burada yaptığınız sporların kayıtlarını görebiliyorsunuz. Kan oksijeni, kandaki oksijen miktarını ölçen kısım, uyku kısmı da eğer gece kolunuzu da tutacak olursanız uyku takibini yapabiliyor. Ne kadar süre derin uykuda, ne kadar süre REM uykusunda, hafif uyku gibi kısımları buradan takip edebiliyorsunuz. Buradan şarkıyı durdurup bir sonraki parça, bir önceki parça, parça başı gibi şeyleri kontrol edebiliyorsunuz. Bu arada bu sadece telefonunuz yüklü olan şeylerden değil. YouTube Müzik veya Spotify gibi uygulamalardan da entegre olarak çalışabiliyor. Hava durumu buradan görünüyor. Saatte kuracağınız alarmları kolunuzda titreşim ve ses olarak alabiliyorsunuz. Böylelikle telefondan ekstra alarm kurmanıza gerek kalmıyor. Nefes hızı dediği şeyde nefes egzersizleri yapabileceğiniz bir kısım olarak karşımıza çıkıyor. çıkıyor. Mod dediği kısım dediği gibi ben bu kısmı tam olarak anlayamadım. Gelen mesajları buradan da görüntüleyebiliyorsunuz. Ayrıca ana ekrandan aşağıdan yukarı çektiğinizde de görüntüleyebiliyorsunuz. SOS kısmı dediğinde acil durumda aranması gereken bir numara var ise buraya telefonunuzdan SOS numarası ekleyecek olursanız buna bastığınızda direkt olarak o kişiyi arıyor. Bu cihazda kadın sağlığı dediği adet döngülerinizi kontrol edebileceğiniz bir kısımda bulunmakta. Buraya adet döngülerinizi de ekleyerek saatin bunu takip etmesine de olanak sağlayabiliyorsunuz. Ekran gördüğünüz gibi çok kısa sürede kapanıyor. Bunun da pek tabii ki bir ayarı var fakat şöyle bir eksi var. En fazla 15 saniye şeklinde ayarlanabiliyor. Onu da birazdan göstereceğim. Araç kutusu kısmına girdiğiniz zaman burada kronometre, zamanlayıcı, el feneri, telefonumu bul, uzaktan kumandalı kamera ve hesap makinesi özellikleri bulunmakta. Uzaktan kumandalı kameralı dediği şey de telefonunuzun ekranının değil uygulamanın açık olması gerekiyor çünkü uygulamanın kendi içerisindeki kameraya bağlanıyor ve bu şekilde çekimi yapıyor. Ayarlar kısmına geldiğimde saat arayüzü ve tema kısmını görüyoruz. Saat arayüzü dediği şey saatin içerisinde kayıtlı olan şu temaları, arayüzleri görmemizi olanak sağlıyor. Bunlardan istediğinizi seçip kullanabiliyorsunuz. Daima açık ekran dediği şey eğer aktif edecek olursam pil ömrünü kısaltacak diyor. Basıyorum. Daima açık ekranda görünecek saat şekli de bunlardan biri olarak ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi 5 saniye kadar bekliyoruz ve ana ekranda şu daima açık kısmı geldiğinde bakın bu şekilde görünmekte. Bunu ekranı tekrardan açmak için saati şu şekilde yukarı aşağı hareketleri yaptığınızda yani bileğinizi şu çevirme hareketini yaptığınızda ekran tekrardan açılıyor. Ya da tuşa basarsanız aynı şekilde ekran geliyor. Ayarlar kısmına tekrardan geliyorum. Burada daha neler var? Parlaklık kısmı parlaklığınızı isterseniz böyle dediğim gibi artılıp azaltabilirsiniz. Ancak şu parlaklık seviyesi şu an için yeterli. Görüntüleme süresi 5 ila 15 saniye arasında ayarlanabilmekte. Dediğim gibi daha uzun süreler olabilirdi. Keşke de olsaymış ama maalesef bu şekilde olmuş. Ses ve titreşim kısmında zil sesi seviyesini buradan artırıp azaltabiliyorsunuz. Zil sesi seçme maalesef yok. Tek bir zil sesi var. O şekilde kullanılabiliyor titreşim gücünü de yüksek, düşük ve orta olarak ayarlayabilirsiniz. Ortam sesi dediği şey telefonunuzdan müzik açtığınızda saatte çalsın istiyorsanız bunu aktif halde tutun. Pasif halde tutarsanız da telefonunuzdan açacağınız müzikler telefondan çalacaktır. Sessizlik dediği modda buna basarsanız size hiçbir şekilde bildirim vermeyecek cihaz. Parola dediği yere geldiğinizde eğer saatinizin bir parola ile açılmasını istiyorsanız buradan şifre anahtarı deyip bir şifre oluşturuyorsunuz ve bu şekilde bir şifreyle saatiniz kontrol edebiliyor. Uyandırmak için kaldır dediği şey şu bilek hareketi için bunun aktif ya da deaktif olmasını olanak sağlıyor. Ayrıca rahatsız etmeyin kısmını tüm gün açık veya zamanlayarak kullanabiliyorsunuz. Rahatsız etmeyin açacak olursanız size saatten bir bildirim titreşim gibi şeyler gelmiyor. Uygulama indir dediği şey de saatin kendi uygulaması. Uygulamamızın adını da şuradan sizlere göstereceğim. Hilo dediği uygulama tam olarak bu. Saati Buraya kaydetmek için şu üst taraftaki artıya bir kere basıyorsunuz. Cihaz ekle veya tara diyorsunuz. Tara diyecek olursanız yakındaki saatleri tarıyor ve bunu görecek olursa ki görüyor anında bağlanıyor. Veya buradan cihaz ekle kısmına gelip saati en aşağı çekip şu kısmı en aşağı çekip Hilo RS5'e tıklıyorsunuz ve saate otomatik olarak bağlantı sağlıyor. Sistem kısmına geldiğimde burada saati yeniden başlatma, kapatma ve sıfırlama seçenekleri bulunmakta. Saatte bağlantı ile ilgili bir sorun yaşarsanız sıfırlama yapmayı ilk başta bir kez deneyin. Sıfırladıktan sonra ana ekranda size dil seçme seçenekleri çıkıyor. Dil seçtikten sonra bağlantıyı yapabiliyorsunuz. Hakkında kısmında da cihazın adı, Bluetooth adresi, donanım versiyonu gibi bilgiler yer almakta. Şimdi saati ana ekranında tutuyorum ve uygulamaya geliyorum. Uygulama dediğim gibi Haylo Fan uygulaması. Bu uygulamaya girdiğinizde saat şurada ekli olmuyor. Bahsettiğim adımları yaparak saati direkt olarak buraya ekleyebiliyorsunuz. Ekledikten sonra saatin özellikleri ve ayarları için şu kısma giriyorsunuz ve buradan saatinizin şarjının ne kadar kaldığını da görebiliyorsunuz. Kadran galerisi içerisinde de gerçekten çok fazla kadran var. Kadran galerisinden seçip burada kaydettiğiniz kadranları saate yükleyebiliyorsunuz. Bunlar kişiselleştirilebiliyor. İçlerine kendi fotoğrafınızı, sevdiğiniz birinin fotoğrafını veya beğendiğiniz bir fotoğrafı da koyabiliyorsunuz. Yani şöyle düz direkt ekran kullanmak zorunda değilsiniz. Buradan istediğiniz gibi bir fotoğrafta ekleyebiliyorsunuz. Sağlık takibi kısmına geldiğimiz zaman otomatik nabız hızı izleme seçeneğini eğer aktif hale getirirseniz siz saatinizi ne kadar sürede ne kadar e, hangi aralıklarla nabzınızı kontrol etmesini isterseniz ayarlayıp o aralıkta kontrol edebiliyorsunuz. Saati mesela nasıl bileğinize takacağınızı söylemiş. Saat bu şekilde bileğinize takıldığında direkt olarak şu kısma yapışık gelmeyecek. 1 santim kadar boşluk bırakacaksınız ve sıkı bir biçimde bileğinizde tam olarak şu şekilde duracak. Yani şu bilek hareketini yaptığınızda saat şuradaki kısma değmeyecek ve tuşa dokunmayacak. Ve böylelikle dolayısıyla da nabzınızı otomatik olarak ölçebilecek. Burada aynı şekilde stres izleme ve oksijen takibinin de açılıp istediğiniz periyotlarda kontrol edilmesini sağlayabilirsiniz. Arka planda çalışma izni verecek olursanız uygulama arka planda çalışacak. Bu telefonunuz için hızlı bir güç tüketimi sağlayabilir fakat saatin tüm özelliklerini kullanma açısından gerçekten faydalı olacaktır. Ayrıca bu açık olmazsa gelen çağrılar saatinize anlık olarak gelmeyebilir. Bazen hiç gelmeyebilir. O yüzden bütün izinleri verip arka planda çalışmayı ve pil optimizasyonu ayarında aktif etmeyi kesinlikle unutmayın. Mesaj Notification kısmına geldiğinizde buradan hangi uygulamadan bilgilerim almak istiyorsanız onları açıyorsunuz. Ardından da tamamlandığı basıp kaydediyorsunuz. Telefon ayarları kısmına geldiğimde Bluetooth aramalarını aktif hale getirmezseniz saatten telefon arasında bir Bluetooth arama bağlantısı sağlanmaz. Ayrıca şunu da yapmayı unutmayın. Şuradan basıp açıyorsunuz. Diğer ayarlar kısmına geliyorsunuz ve Bluetooth saat şurada bağlıyken şuraya basıp buradan telefon aramalarının aktif olduğundan emin oluyorsunuz. Ayrıca dediğim gibi medya sesi telefonunuzdan çıksın istiyorsanız şunu pasif yapın ya da saatten çıksın istiyorsanız aktif yapın. Bu şekilde de saatten gelmesini olanak sağlayabilirsiniz. Şimdi bu kısımda tekrardan geri geliyorum. Şurada sık temaslar var. Mesela bu sık temaslar kısmına bakın. Eşim benim telefon numaramı kaydetmiş. Buradan artıya basıp saatinize telefonunuzda kayıtlı olan numaralardan en fazla 30 tanesini şurada da yazdığı gibi 30 kişiyi senkronize edip saatten direkt olarak arama sağlayabilirsiniz. Hareketsizlik hatırlatması dediği şey 60 dakika boyunca hareketsiz kalırsanız saat titreşim ve ses ile size bildirimler veriyor. Ve böylelikle hareket etmeniz gerektiğini anlıyorsunuz. Yani o kadar 60 dakika boyunca hiç kıpırdamadan durabilen bir insan da açıkçası bilmiyorum. Gelen çağrıları hızlı yanıt dediği şey de şu şekilde çağrıya cevap vermeden otomatik olarak mesaj göndermenizi olanak sağlıyor. Bunu açacak olursanız çağrıyı reddetip o şekilde mesajlar da gönderebilirsiniz. Saati bulunduğu dediği şey bastığınızda gördüğünüz gibi bu şekilde bir sesi var. Bu şekilde bir sesli bildirim alıyorsunuz. Tekrardan geliyorum geri. SOS kısmına geldiğinizde acil durum irtibatını burada birisini ekleyip acil durum kısmına ayarlayabiliyorsunuz. Cihaz ayarları kısmında 24 saat ayarı sadece var. Ya 12 ya 24 saat seçeneğinde seçerek saatinizi ayarlayabiliyorsunuz. Buradan fabrika ayarlarını Döndürme burada ürün yazılımı güncelleme kısmı var. Güncelleme geldiğinde burada görüyorsunuz. Şu kısımda da ilişkilendirmeyi kaldır seçeneği bulunmakta. Saatle ilgili açıkçası söylenecekler bu kadar. Verileri doğru olarak tutuyor. Kalori hesabı doğru. Stresin nasıl kaydettiğini ben açıkçası bilmiyorum. Kalp verileri doğru. Oksijen ölçümü doğru. Ve ayrıca buraya ağırlık bilginizi de kaydedip. Hani mesela şu kadar gün ayda bu kadar kilo almışım, bu kadar günde bu kadar kilom değişmiş gibi takiplerinizi de manuel olarak yapabiliyorsunuz. Benim kısmına da geldiğiniz zaman burada bir profil oluşturduktan sonra saatinizi burada görüyorsunuz ve ayrıca hedefler de koyup adım, kalori ve mesafe hedefleri de koyup bu hedeflere uyarak e, sağlığınızı kontrol altında tutabiliyorsunuz. Spor yaptıktan sonra mesela burada bir adım ve harita özelliği görünüyor ya bu spor modunu aktif ettiğinizde saatten yaptığınız sporu adım bilgilerini ve kat ettiğiniz mesafeyi görüntü olarak saatinizde de görebiliyorsunuz. Saat benim açıkçası hoşuma gitti. Özellikle şu kordon ve görüşmelerde gelen ses olayı beni gerçekten tatmin etti diyebilirim. Eğer siz de bu saatten almak istiyorsanız açıklamalar kısmına saatin bir linkini bırakacağım. Siz de o link üzerinden satın alabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.